Eşek ile Küçük Köpek Masalı. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal iken, pireler berber iken. Ben bağda üzüm bekler, derelerde eşeğime odun yükler iken. Çok eski zamanlarda bir adamın bir eşeği, küçük bir de köpeği varmış. Adam eşeğiyle buğday, mısır, bazen odun bile taşırmış. Eşek bu yükleri taşırken çok yorulur, terler, kan ter içinde kalırmış. Ama yine de sahibinin işleri yarım kalmasın diye canını dişine takıp o yükleri taşırmış. Anlayacağınız, bu adamın eşeği hep ağır yükler taşır, yorucu işlerde çalışırmış. Adamın küçük köpeği de ortalıkta gezinip kuyruk sallarmış bol bol. Köpeğin yaptığı bir iş yokmuş. Kendisine verilen yiyecekleri afiyetle yermiş gün boyunca. Karnı doyunca da sahibi yakınlarındaysa gidip ona bir iki havlayıp kuyruk sallarmış. Hepsi bu kadar. Hani derler ya, bir eli yağda, bir eli balda. Küçük köpek tam bir sefa sürüyormuş hayatında. Adamın eşeği ise onca ağır yükü taşıdıktan sonra iki tutam samanla biraz arpa yiyormuş sadece. Bir gün bu eşek küçük köpekle kendi durumunu karşılaştırmış. Şu küçük köpek kadar ilgi görmek ve iyi beslenmek benim de hakkım, demiş. Eşek, köpeğe olan ilginin köpeğin davranışlarından kaynaklandığını düşünmüş. Köpeğin yaptığı şirinlikleri kendisinin de yapması sonucunda kendisine de aynı şekilde davranırlar diye düşünmüş. Çünkü eşek de sahibinden güzel davranışlar görmek ve farklı farklı yiyeceklerle karnını doyurmak istiyormuş. Ağır ağır yükler taşıyıp sonra da biraz saman, biraz arpa yemek canına yetmiş. Böyle yaşamak istemiyormuş artık. Köpeğin de durumunu görünce onun gibi davranmaya karar vermiş. O gün sahibi bahçede belirince eşek anırarak sahibinin yanına koşmuş. Ve sahibinin yanında hoplayıp zıplamaya başlamış. Sahibi koskoca eşeğin yakınında hoplamasından ve büyük gürültü çıkarmasından korkmuş. Bir şey oldu zannetmiş. Eşek sahibinin yakınında debelenmeye, çifte atmaya da başlayınca adamcağız korkudan bağırmış. İmdat! O sıra hemen adamları imdadına yetişip eşeği ellerine aldıkları sopalarla oradan uzaklaştırmışlar. Eşeğin sahibi büyük bir şaşkınlık yaşarken zavallı eşek adamın çalışanlarının elindeki sopalar eşliğinde ahıra götürülmüş. Ve ahıra götürülürken de eşek, ne kadar da ilginç. Köpek de aynı şeyleri yapıyor. Sahibimin karşısında bir iki kuyruk sallayıp havlıyor. Ona ödül veriyorlar. Ama ben aynı şeyi yaptığım zaman bana sopa vuruyorlar. Bunu anlamak çok zor, demiş. Eşek o günden sonra da köpek gibi şirinlikler yapmaya çalışmamış. Ağır yükünü taşıyıp samanını ve arpasını yemeye devam etmiş. Eşek düştüğü durumu anlamış mıdır bilmem ama şirinlik, cil ve naz herkese yakışmaz. Koskoca eşeğin kuyruk sallayıp anırmasıyla küçük köpeğin kuyruk sallayıp havlaması bir olmaz elbette. Her işin bir yakışanı var. Masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri eşeğe, biri de masalı anlatana. Lütfen
Kanalıma abone değilsen abone ol ve videoyu beğen.